Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Elhamdülillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli misafirlerimiz, kıymetli hocalarımız, Fatih Medreselerinin düzenlemiş olduğu Türkiye Peygamberine Sahip Çıkır Konferansı'na hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben de sizlere alemlere rahmet olarak gönderilen Efendiler Efendisi, iki cihan serveri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ziyaret ahlakını anlatmaya çalışacağım. Allah-u Teala cümlemize anlatanlardan istifade etmeyi nasip eylesin inşallah. Biz onu ne kalemlerimiz ile ne de kelamlarımız ile anlatma şansımız yoktur. Ancak kelamlarımızı onunla süsler, itibarımızı yükseltiriz. Ben ancak güzel ahlak tamamlamak için gönderildim diyen bir peygamberi anlatmak veya Yüce Rabbimiz tarafından sen yüce güzel bir ahlak üzeresin buyurulan bir peygamberi anlatabilmek mümkün olmasa da örnek almamız için inşallah o peygamberin yüce ahlakından bahsetmeye çalışacağız. Peygamberimizin hayatı küçük bir ev halkından oluşan, dünyaya kapalı bir yaşam tarzı olan bir ev değil. Bilakis bütün insanlığa hayatın her safhasında eğitim veren bir yaşantısı vardı. Allah Resulü'nün hayatı zühd, takva ve tevazu üzerine kuruluydu. Bazen ben çoban iken de sözlerine başlar, hiçbir mesleğe harfi almaz idi. Halbuki bu sırada Efendimiz yüz binlerin devlet reisiydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatında hiç yalan konuşmamış, hep doğruyu söyler, damanının kusurunu gizlemezdi. O sözü ve özüyle güvenilir bir ticaret adamıydı. Ticarette güvenli olmak için, ticarette kazançlı olmak için en önde gelen unsur güven ve sadakattir. Yaşamak direnmektir, ticaret ise güvenmektir. Helal kazancı cihat sayar, haksız yollardan kazanmaktan, haram yemekten son derece sakındırırdı. Bu hataya düşenleri ise adil bir şekilde cezalandırırdı. Yanımda işçi olarak çalışanlara asla zulmetmezdi. Onlara güçlerin yetmeyeceği işler teklif etmez, yediğinden giydirirdi. Efendimiz bütün insanlığa gönderilmiş bir peygamber olduğundan dolayı sadece sahabesine karşı değil, Müslüman olmayanlara karşı da son derece şefkatli ve merhametliydi. Hepimizin bildiği gibi Taif'te kendisini taşlayan bir kavmi ki bedduayı hak eden, gazabı üzerlerine vakit olan, hatta dağlar altında çiğnenip yere batırsalar dahi cezalar affedilmeyecek bir topluma "Ya Rabbi, kavmin bilmiyor, sen onları affeyle" diyerek o büyük suçu dahi özür dilemeden affediyor. Onun merhameti karşısında deryalar dahi bir damla su kalıyor. İşte böyle bir peygambere kainatın yaratılış sebebine aşık olan bir yetim gencin hikayesini hatırlatmak istiyorum sizlere. Hazreti Zülficadi, yetim bir delikanlı, babası yok, amcası tarafından büyütülmüş, ama hor görülmüş, hakir görülmüş, kabilesine yazık sözü geçmeyen, itibarı olmayan bir ferdi. Bir haber alıyor, konuşulanlardan duyuyor, yeni bir din, yeni bir peygamber geldiğini. Tabi kabilesindekiler bunu olumsuz bir şekilde anlatıyor. Ama bu genç delikanlı kendi muhakemesiyle ölçüyor, biçiyor, düşünüyor, taşınıyor. Ve aslında gelen bu zatın son peygamber olduğunu anlıyor. Kainatın güneşine gönlünü ve gözlerini açıyor. Ve diyor ki gideceğim onun yanına ve böyle bir karar alıyor. Kabilesi onun bu niyetini öğrenince engel oluyorlar ve yolunu kesiyorlar. Gitmesine engel olmak için üzerindeki kıyafeti, ayakkabısı ne varsa alıyorlar.
Üzerine bir çuval, eski bir çul gibi giydiriyorlar. Biliyorlar ona, çocukların maskarası kabilesinin yüz karası oluyor. Belki diyor, gülüyorlar ona, bu halde artık hiçbir yere gidemez diyorlar. Ayağında ayakkabısı yok, üzerinde kıyafet yok, rezil olur diyorlar. Ya bu inançtan vazgeçer, ya o inandığımız tutlara döner, ya da böyle yaşamaya devam eder. Ama kim engelleyebilir bir kelebeğin hakkı uçuşunu? O bir karar vermiş, gidecek sevgilisine ve bir fırsat bulup kaçıyor, yanına yaklaşıyor Medine yollarına. Üzerinde bir çuvalla, kıyafeti yok, ayakkabısı yok ama delicesine koşuyor ardına bakmadan. Dağlar, taşlar, çok sıcaklık, susuzluk, bunların hepsini aşkın ganimeti, bunların hepsini bir hediye ediyor. Düşüyor yola ve uzaktan Medine'yi seyrediyor. İşte diyor, o şehir, orada benim sevgilim, orada bir güneş var, ben ona gidiyorum diyor. Üstü başı yara içinde, kendine perişan, karşısına uçakını çıkamam diyor. Üzerindeki çoğul ikiye duruyor, onlar iki parça kıyafet yapıyor, öylece gidiyor Medine'ye meşgiler arıyor. İnsanlar onu görünce, sahabeler onu görünce şaşırıyorlar, adeta şok geçiriyorlar, ayakları paramparça, üstü perişan. Üzerinde bir çul, eski bir çul. Ya Resulallah sana geldim diyor. Kainat-ı Efendisi onu kabul ediyor. Hoş geldin diyor. Açıyor kollarını. Baba şefkati değil, peygamber şefkatiyle sarılıyor. Adeta yetimliğini unutturulcasına. Ona zülbica değil, iki çul sahip ediyor. Bu ne güzel bir hitap. Dünyanın bütün giysileri o iki çulun yanında anlamsız kalıyor. Artık ona zülbica değil, iki çul sahip ediyor. Efendimizin yolunda, onun yanında gidiyor. O nereye gidiyorsa kışından gidiyor. Ve bir gün, Tebük'te bir gece vakti, bir meşalenin aydınlığında üç kişi bir cenaze taşıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer. Bu ne güzel bir cemaattir. Taşıdıkları cenaze zülbica değil. Bu ne kıymetli bir cenaze namazıdır. Buna mübarek bir cenaze temelidir. Efendimiz kardeşinizi uzatın bana diyor ve kendi elleriyle kabre yerleştiriyor. İşte o aydınlığı gören Abdullah bin Mesud radıyallahu anh anlatıyor ve diyor ki Efendimiz onu kucağına aldı, kendi elleriyle kabre yerleştirdi ve bir dua etti. Ya Rab, ben ondan razıyım. Ben ondan hep razı oldum. Sen de ondan razı ol diyor ve iç çekiyor. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh, ne olurdu o çukur benim çukurum olaydı. Oraya koyan da ben olaydım, ne olurdu diyor. Rabbim, ümmeti olduğumuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kıymet edilmeyi, onun şefaatinden ayrılmayı, dua cennette komşu olmayı cümlemize nasip etmesi eylesin. Beni dinleme zatinde bulunduğunuzdan dolayı cümlenize Allah razı olsun. Efendimiz Allah'a emanet olun. Fermeye haber nokta